Evet, adı önemli bir sanatçımızdan, bir ustamızdan geldi. Ama yok mu arkadaşlar? Evet, güzel. Yeni usta. Bu Muhammed Koç'un tablosu. Gözlüğümü takayım, daha rahat okuyayım. Bakalım. Bakın, 1878 yılında Kıbrıs açıklarında batan ve Çerkes muhacirleri taşıyan geminin tablosudur. Gerçekten çok acıklı. Ben de bilmiyordum. Tabloyu gördüğüm zaman ne anlatıyor dedim. Yazdılar. Çerkez muhacirleri taşıyan bir geminin tablosu. Biliyorsunuz sürgünle biz dünyanın. Evet, Çerkezler çok sürgün yaşadılar. En sağlıklı sürgünü yaşadık. Baba 800 lira oldu. 1000 lira. 1000 lira. 800 lira. 1000 lira desem ne olur? İnsanımızla buraya davet edin. Hem kendisini tanıyın. Gerçekten toplumumuzun nasıl duyun, öğrenebileceği gerçekten medaniyet tarihi bir kardeşimize. Kendisini tanıtsın, dinleyelim. Kısa da olsa. Peki, Eşno Hazretimiz. İyi akşamlar diliyorum. Zeki Beşik benim adım. Bu kadar güzel insanların bulunduğu bir ortamda başka hiçbir şey söylemeye gerek yok. Evet, şu parçayı 800 liraya al. O yüzden zaten yapılanlar var. Bu akşam onların gelirse olsun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Çerkez arkadaşlar bizi misafir ettiler. Hemen önümüzde Çerkez. Haluş. 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 Çerkez böreği. Havuç mu? Haluş. Haluş. Haluş geldi. Haluş değil. Yalnız biraz soğumuş mu haluş? Böyle mi yeniyor? Biraz soğuyacağım yani. Normal sıcak mı yeniyor? Normal sıcak. Evet, haluşu deniyoruz şimdi. Nasıl yiyoruz böyle direkt? Evet. Bizim pişi gibi bu. Haluş yemedi. Sabah yedim. Çerkez bir şey tanıyacak. Yoksa Çerkez pişisi mi yedim? Evet. İçinde ne var Zeynep Hanım? Çerkez peyniri. Harika. Çerkez peynirinden başka bir şey yok. Yağ mağı nedir bunun? Tereyağı. Sıvı yağ. Normal sıvı yağ. Evet. Tamam. Başka bir şey yok. Tamam. Evet, şimdi Çerkez böreğini ilk defa deniyorum hayatımda arkadaşlar. Bak, peynir on numara, çok güzel. Çökelek gibi biraz, güzel. Evet, çökelek gibi güzel. Biraz yağlı ama güzel. Son anda çekiliş için çikolata aldık. Bakalım bize ne çıkacak bakalım. Kızımın şansına. Çerkezlerden neler gelecek bakalım. Evet hocam, takip ediyoruz. 333'tü. Var mı? Hocam senden alın. Şanslı mısındır bu konularda? Oldukça. Hocamla çekilişteyiz şu an. Şansımıza bakalım ne çıkacak Çerkez kardeşlerimizden. GoPro çıkıyormuş da hocam. Ne çekim yaparız ha, GoPro. Herkes toplantısında ilk hediyemiz geldi. Hemen açalım hediyemizdeymiş. Hocam çok heyecanlı. İlk defa bir hediye kazandık. Deniz hocam ne diyorsun bu konuda? Ben de çok heyecanlıyım. Kızımın şansına ne çıkacak bakalım. Aa, bu ne? Aa, kızımın şansına bak, çanta çok tatlı bir çanta çıktı. Oo, çıt çıttı bir de. Çanta incelemesi. Hocam ekstrada bir şey geldi buraya. Çanta içinde bir şey var mı? Yok. Gayet güzel. Teşekkür ediyoruz Çerkez kardeşlerimize. Hadi bakalım. Ertuğrul Bey, kıyafetiniz çok özel bir kıyafet miydi? Size bilgi verir misiniz? Kafkasların giymiş
olduğu kıyafettir. Şu an giyiliyor mu? Evet. Tabii orada kullanılıyor. Kullanılıyor. Evet. Normal kıyafetli savaş kıyafeti. Normal kıyafettir. Günlük. Günlükte kullanılan genellikle bu toplantılara ve düğünlerde bu şekilde giyilir. Bunlar ne abi? Bunlar savaş anında bir haftalık giyeceğini koyabilirsin bunun içerisinde. Kurtulmuş olarak da son ikisi de yaralandığı zaman kanı durdurmak içindir. Vay. Başka? Şu şargon. Şargon. Evet. Kurunlar rüzgara karşı kalpak olma, otel olmasına sarabilirsiniz. Bir kalpağı takabilir miyim abi? Tabii. Vay. Tamam. Var ya, çok güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sorundan mı geldin? Yok, biz Samsunluyuz. Samsun'dasınız. Ben de Tonyalıyım. Batum göçmeni Tonyalılardan. Tonya, Trabzon Tonya. Orada Çerkezler var. Var var. Teşekkür ederim. Hadi hadi. Hangi bölge? Evet. Söyleyeyim mi? Hatia Gobaş. Ne? Hatia Gobaş adı. Hatia Gobaş. Hatia Gobaş. Hatia. Ne iş yerin hocam? Uçak, dünya yürüten kişi. He. Anlamadım. Devam edelim. Baba dayanamıyorum. Oynayacağım. Bak. Rastgele oynamaya geldik, komşunun düğünü çıktı ya.